Arkadaşlar merhabalar hepinize. Tekrardan Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Biliyorsunuz TYT ve AYT tarih konuları için güzel bir genel tekrar serisi hazırlıyoruz. Hocam bunlar çıkar mı adı altında. Şimdi bu genel tekrarlarda artık Ortaçağ tarihine geldik. Ortaçağ tarihi mühim. Yani daha önce soru getirdi. Fakat son dönemlerde artık SOS 2 kısmı için buralardan soru geldiğini görüyoruz. Yani Avrupa tarihinin biraz daha artık SOS 2 kısmına kaydığını görüyoruz. Tabii SOS 1'e çıkmayacak gibi bir durum da söz konusu değildir. Ama SOS 2'ye girecek olan arkadaşlar buraya ağırlık versinler. Önemli bir konudur. Yani SOS 1'e de çıkabilir, SOS 2'ye de çıkabilir. Fakat dediğim gibi SOS 2'ye girecek arkadaşların biraz daha buraya ağırlık vermesi gerekiyor. Şimdi burada öncelikle bu dönemde kurulan devletlere bakacağız. İlk olarak da bizim baş belamız olan tarihimiz boyunca sık sık karşımıza çıkan Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğuna bakacağız. Şimdi biliyorsunuz Roma dediğimiz büyük imparatorluk kavimler göçünden sonra ikiye ayrıldı ve Doğu Batı şeklinde örgütlendi. Batı kısmı çok kısa sürede yıkıldı. Germenlerin eline geçti. Fakat doğu kısmı özellikle bünyesinde bulunan Rumlar sayesinde bayağı bir ayakta kalabildi. 1453 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Yani Fatih Sultan Mehmet ta ki gelip onları yıkana kadar Bizans faaliyetlerini devam ettirdi, sürdürdü. Bizim birçok Türk beyliğimizle, Türk devletimizle etkileşim halinde olan bir devlet, savaşan bir devlet. Yetmemiş Hazreti Muhammed döneminde İslam devletiyle de savaşlar yapmış. Yani oralara kadar da eli kolu uzanan bir devlet. Dolayısıyla hakim olduğu coğrafyadan birazcık söz etmek gerekiyor Bizans'ın. Şimdi bizim Bizans dediğimiz devlet Anadolu'ya hakim oldu. Yani Anadolu Türklerin eline geçmeden önce Bizans'ın elindeydi. Daha sonra Balkanlara hakim oldu ki daha sonra Osmanlı elinden alacaktır Anadolu'yu da, Balkanların büyük bir kısmını da. En azından Anadolu'nun batı kısmını Bizans'tan alacaktır. Anadolu dedik, Balkan dedik, Mısır coğrafyasına hakim olan bir devlettir. Yine Bizans, Mısır'a da hakim olmuştur. Mısır'dan sonra Suriye, Filistin coğrafyası yine ellerine geçmiştir. Yine nüfuzları Arap Yarımadası'na kadar gitmiştir. Yani Arap Yarımadası'nda Gassaniler, Nebatiler, işte Himyeniler gibi önemli kabile devletleri var. Bunların içerisinden Gassanilerin Bizans'a yoğun destek verdiğini görüyoruz. Zaten İslam tarihinde de göreceğiz bu kısmı. Bizans'ın genel manada şuraya Kuzey Afrika'yı da ekleyecek olursak, Kuzey Afrika'nın belli bölümlerini, buralara kadar Bizans devletinin elinin kolunun uzandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hakim olduğu coğrafya açısından Türklerle etkileşime geçmemesi, savaşmaması zaten mümkün değil. Yani bu karşımıza çok çıkabilecek bir mevzu yani. Hakim olduğu coğrafya böyledir. Peki Bizans nasıl yönetilmiştir diye soracak olursak Bizans otokrasiyle yönetilmiştir arkadaşlar. Otokrasi monarşinin bir çeşididir. Fakat monarşiden bir farkı vardır. Farkı da şudur. Yönetim veraset yoluyla değil güç yoluyla el değiştirir. Yani Bizans'ta Osmanlı Devleti gibi tek bir hanedan yoktur. Bizans'ta birden fazla hanedanın hüküm sürdüğünü görüyoruz. Bunun sebebi de otokrasiyle yönetilmesi. Yani yine monarşi var. Ülkede yine tek kişi etkili. Fakat yönetim veraset yoluyla devretmiyor. Kim güçlüyse geliyor yönetimi ele geçiriyor. Bu da birden fazla hanedanın Bizans içerisinde hüküm sürdüğünü bize çok rahat bir şekilde gösteriyor. Bizans'ta krallar genellikle meşruiyetlerini tanrısallaştırmışlardır. Yani ne demek istiyorum? Önce yazayım sonra söyleyeyim. Meşruiyet tanrısaldır şu manaya gelir. Hükümdar gücünü, yasallığını arttırmak için kendini dini bir ögeye dayandırır. Mesela burada da Bizans'ta da hükümdarlar Hazreti İsa'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilmişler ve halk tarafından da saygı görmüşler. Bu da kralların gücünü ve meşruiyetini arttırmıştır. Bizans dediğimiz imparatorluk budur arkadaşlar. Orta Çağ'da genel manada karşımıza çıkacak özellikleri bunlar. Sasanilere baktığımız zaman Sasaniler Ön Asya'nın en etkili devletlerinden biri bu dönemde. Belki de en önemli devleti yani Ön Asya'da. Ön Asya dediğimiz coğrafyada İran, Irak ve Kafkasya coğrafyası. Buralara hakim olmuş ve burada Pers devlet geleneğini sürdürmüşlerdir arkadaşlar. Persleri hatırlıyorsunuz. İlk çağ uygarlıklarında anlatmıştım. Onlarda güçlü bir devlet geleneği vardı.
Pers devlet geleneğini burada devam ettirmişler ve bunların krallarına Şehinşah unvanı verilmiş. Şehinşah ne demektir? Kralların kralı anlamına gelip Sasaniler de kralları için Şehinşah unvanını kullanmışlardır. Peki Sasaniler nerelere hakim oldular diye soracak olursak, İran, Irak ve Kafkasya arkadaşlar. Bu coğrafya Sasanilerin elindeydi. Dolayısıyla Sasanilerin de yine Türklerle etkileşime geçmemesi mümkün değil. Yani Türklere yakın bir coğrafyadalar. Yine o yol üzerinde yoğun ticaret yaptıklarını biliyoruz. Yani bir zamanlar İpek yolunda bayağı bir ticaret yapmışlardır. Yine Perslerden kalan kral yolunu da bir süre kullandıklarını söyleyebiliriz. Hatta İpek yolunda ticaret yaparken de Köktürklerle önce ittifak kurmuşlardır. Bakın Köktürklerle aralarında önce bir işbirliği olmuştur. O meşhur ittifakı hatırlarsınız. Köktürkler birleşip Akkunları zayıflatmışlardı Sasanilerle birlikte. Daha sonra Sasaniler İpek yolunda bazı noktaların Köktürk devleti tarafından kullanımına izin vermeyince Köktürk devleti bu işbirliğini kiminle yapmıştır? Burada görmüş olduğunuz Bizans diye adlandırdığımız devletle yapmıştır. Yani bu dönemde Köktürklerin hem Bizans'la hem Sasanilerle bu denli işbirlikleri veyahut da savaş münasebetleri içerisine girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ticaret de yapmışlardır anlayacağınız. Yine nasıl ki Roma'da yani Bizans'ta aristokratlar yönetimde etkiliyse, aristokrat dediğim kesim soylu kesimdir arkadaşlar, zengin kesimdir. Sasanilerde de bu gelenek vardır. Sasanilerde de aristokratlar ülke yönetiminde etkili olmuşlardır. Yani soyluların yönetimde bayağı bir etkisi var, bayağı bir egemenliği var. Sasanilerde de yine meşruiyet tanrısaldır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bunlarda da biliyorsunuz Pers devletinden kalma bir Zerdüştlük dini var. Zerdüştlük ateşe tapınan bir dindir. Yani kutsal ateş diye bir şey var bunların taptığı ve tanrı olarak kabul ettiği. Yine Sasani paralarının ön yüzünde kutsal ateşin resmedildiğini biliyoruz arkadaşlar. Parada kutsal ateş resmediliyorsa demek ki bunlarda da meşruiyetin kaynağı tanrısal. Yani krallar kendi gücünü arttırabilmek için tanrıyı kullanmışlardır. Çünkü paranın bir yüzünde kutsal ateş resmedilmiş, bir yüzünde hükümdarın resmi bulundurulmuş. Hem hükümdar hem kutsal ateş. Demek ki hükümdar gücünü kutsal ateşe dayandırıyor. Bu mevzu TYT'de çıkabilir, AYT'de de çıkabilir. Lütfen dikkat edin, tamam mı? O paraya dikkat edin. Paranın bir yüzünde kutsal ateş, bir yüzünde hükümdarın resmi bulunuyor. Amaç meşruiyeti tanrısallaştırmaktır. Sasaniler de Hazreti Ömer tarafından yıkılmış bir devlettir. Onu da yine İslam tarihinde anlatacağız size hangi savaşlarla yıktıklarını. Ben buraya yine Hazreti Ömer detayını yazayım. Nasıl ki Doğu Roma'yı Fatih yıktı, Büyük Fatih, II. Mehmet, Sasanileri de Hazreti Ömer yıkmıştır. Savaşlara Hazreti Ömer döneminde değineceğiz. Gelelim Moğol Cengiz İmparatorluğuna. Şimdi aslına bakarsanız devletin kurucusu Temuçin'dir. Yani Timuçin'dir arkadaşlar. Cengiz almış olduğu unvandır. Türk ve Moğol boyları bir araya gelmiş ve yapılan kurultay sonucunda Timuçin'i yani Cengiz Han'ı kendilerine hükümdar kabul etmişler. Yani daha önce hiçbir devlet teşkilatı kuramayan Moğollar Türkler de sayesinde Timuçin'i bir lider olarak kabul etmiş ve bu şekilde siyasi birlik sağlanmış. Dağınık halde yaşayan Türk ve Moğol boyları Timuçin yani Cengiz Han'ın bünyesi altında toplanmıştır. Çok büyük bir imparatorluk kurmuş arkadaşlar. İmparatorluk Çin'den başlamış, Kuzey Avrupa'ya, Baltık Denizi'ne kadar gitmiş. Baltık Denizi'nden de Akdeniz'e kadar giden bir sınır halini almış arkadaşlar. Yani Orta Çağ'da bilinen en geniş kara imparatorluğunu Cengiz Han kurmuştur. Cengiz Han en geniş kara imparatorluğunu kurduktan sonra arkadaşlar bilinen dünyanın üçte ikisini ele geçirdikten sonra torunları ve oğulları arasında ülkeyi paylaştırdı. Kubilay, Altınordu, Çağatay ve İlhanlı devleti ortaya çıktı. Dört tane devlet çıktı. Bunların detaylarını da ben size Türk İslam tarihinde vereceğim. Şimdilik burada ismini söylemiş olalım. Vizigotlara baktığımız zaman yine onlar da
Kavimler göçüyle birlikte Avrupa'ya gelen topluluklardan biri, barbar kavim olarak adlandırdığımız topluluklardan biri. Visigotlar Gotların batı koludur arkadaşlar. Gotlar kendi içerisinde ikiye ayrılan bir barbar kavimdir. Batı kısmında Visigotlar, doğu kısmında Ostrogotlar vardır. Peki bu Visigotlar Avrupa'da hangi coğrafyayı ele geçirmişlerdir? İspanya'yı ele geçirmişlerdir. Daha sonra Emevi komutanı Tarık bin Ziyad Kadix savaşıyla İspanya'yı Visigotlardan almıştır ve Visigotları buradan atmıştır arkadaşlar. Tarık bin Ziyad'ın bu kahramanlığını da İspanya'yı nasıl Müslümanlaştırdığını da unutmamak gerekiyor. Burada savaşın ismini bir kere daha yazalım. Kadix savaşı ile Tarık bin Ziyad gelmiştir. Buraları Müslümanlaştırmıştır. Emevi toprağı yapmıştır. Zaten biliyorsunuz İspanya ve Portekiz arasında yer alan bir Cebeli Tarık Boğazı var. İsminin de artık nereden geldiğini burada öğrenmiş oldunuz. Orta çağda kurulan siyasi teşekküller, devletler bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ekonomik yapıya ve sosyal yapıya değinmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.